CD ve AB paralel. Paralel kirişler arasındaki yay uzunlukları eşitti. Bunu ispatlamıştık. Dolayısıyla DB kirişini çizdiğimde eşit yerlerin belirlediği kirişler eşit olacağı için burası da 15 birim olur. Çapı gören çevre açı 90 derece. C'den dik iniyorum. Dolayısıyla bir öklit şekli elde ettim. 15-20-25 üçgeni. Şurası da haş olsun. 25 haş eşittir 15 çarpı 20. 25 oluşturan beşlerle bunları sadeleştiriyorum. Ayrıları 5'e bölüyorum. Burada 3, burada 4. Demek ki H 12. 9-12-15 üçgeni. İkizkenar yamuk olduğu için buradan da dikindiğimde yine şurası 9 oluyor simetrik olarak. 9-9-18. Şuraya da 7 kaldı. Zaten X 7'ye eşit. Cevap 7. B ile E noktalarını birleştiriyorum. Çapı gördüğü için dik. Hem dik hem kenar ortay. O halde ikizkenar üçgen. Şuraya A dersem, bakın burası da A. Muhteşem üçlüden dolayı yarıçaplarda 2A olur. DEB üçgenine baktığımda hipotenüs dik kenarın iki katı. O halde burası 30, X ise 60 derece. C ile B'yi birleştiriyorum. Çapı gördüğü için 90 derece. Burası da 45 derece. C'den dikiniyorum. Burası 30 derece. Buraya 15 kaldı. O halde burası 75 derece. Buraya da 15 derece kalıyor. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. A, C, B 15, 75, 90 üçgeni. Yüksekliği 3 kök 3 ise hipotenüs. Bu üçgenin özelliği gereği bunun 4 katı yani 12 kök 3. C'den dikiniyorum. İkizkenar olduğu için bu dik aynı zamanda kenarortay 8'i 4 4 bölüyor. C ile B'yi birleştiriyorum. Çapı gördüğü için 90 derece. Öklit şekli oluştu. 6'nın karesi 4 çarpı 8 artı x. 6'nın karesi 36. 4 çarpı 8 artı x. 4 çarpı 9 36'yı verdiği için x 1. B ile D noktasını birleştiriyorum. Çapı gördüğü için 90 derece, 60, 90, burası 30. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı yani şuranın tamamı 12. A ile E noktalarını birleştiriyorum. Yine çapı gördüğü için 90 derece, burası 30 derece. 90'ın karşısı 6, 4 daha 10, 30'un karşısı yarısı 5. 12'den 5'i çıkartırsak X 7. Yarıçapın 10 olduğunu görüyoruz. Bakın bu da yarıçap. O halde burası da 10, 8 dikdörtgen. Burası da 8, 6, 8, 10 üçgeni. Şurası da yarıçap. 10, dolayısıyla buraya 4 kaldı. 90 derece 4, 8, x, 4 kök 5.